Evet, şimdi İspanya'da tatilimiz devam ederken biz ne tarafa doğru gidiyoruz şu an? Bu Madrid'teki yapıyor olduğumuz panoramik turda Cibeles Meydanı'na doğru gidiyoruz. Orada ne göreceğiz? Evvela bunu açıklamak lazım. Şöyle söyleyeyim, orada Palacio de Cibeles dedikleri Cibeles Sarayı'nı göreceğiz. 1919 yılında Joaquim Otamendi tarafından tasarlanıyor ve orada 1919 yılında açılıyor. Bir süre İspanya Posta İdaresi'nin binası olarak da kullanılıyor ama şu anda orası belediye binasının bulunduğu bir yer. Tam önündeki meydanda aynı zamanda Cibeles Meydanı olarak geçiyor. Meydandan sonra da biraz daha ilerlediğinizde Gran Vía denen önemli caddelerinden birine bağlanıyorsunuz Madrid'e. Bakın şöyle söyleyeyim, burada İspanya'da kültürel yönde iki büyük değişim oldu. Bilhassa İspanya Sivil Savaşı'ndan sonra ve tabii ki Endüstri Devrimi'nin 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan Endüstri Devrimi'nin de etkisiyle ve İspanya Sivil Savaşı'nda birçok erkeğin ölmesi, daha sonra ekonomik hayatı düzenleme görevi de kadınlara kalması ve onların da Endüstri Devrimi sonrasında bir ekonomik gelişmeye sahip olmaları sebebiyle İspanya'da kadınların sahip olduğu feminizm akımında artış ve gelişme oldu. İlaveten eşcinsellerin daha özgür bir hayata kavuşması yönünde de çok büyük bir değişim oldu bu Franco dönemi sonrasında bilhassa. Ve bakın, gördüğünüz binanın tam üzerinde İspanya bayrağının size göre şu an izlediğiniz açının soluna doğru uzun bir bayrak var. Çeşitli renkler üzerinde olan pembe, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. LGBT denen lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve transseksüel eşcinsel yaşantıyı benimsemiş kişilere ait olan topluluğun bayrağını görüyorsunuz. Çünkü İspanya'da onların festivali başladı. Bir iki gün sonra burada Gran Vía dedikleri büyük caddede yürüyüş yapacaklar. Ve bakın, burada bir bayrak törenini görüyorsunuz. Bir devlet dairesinin önünde yapılan bayrak törenini görüyorsunuz. Benim YouTube kanalımı geriye dönük, geçmişe dönük incelediğinizde aynı bayrak töreninin Meksika'da da yapıldığını daha önceki videolarda görebilirsiniz. Tabii ki askere gidenler de bileceklerdir. Cuma günleri bayrak töreni yapılır. Ve bizim zaten izlemenin tadına doyamadığımız Anıtkabir'deki nöbet değişimi de bu gibi törensel faaliyetlere en büyük örnektir. Tekrardan konumuza dönersek, tabii ki burada festivalleri var demiştim LGBT'nin. Ve hafta sonu bitecek. Dolayısıyla bu saatlerden itibaren önümüzdeki 3-4 gün çerçevesinde birçok cadde trafiğe kapatıldı. İspanyolca'da peatonal tabirini kullandığımız trafiğe kapalı cadde haline getirildi. Daha güvenli geçişlerin yapılabilmesi adına. Şuradan diğer bir caddenin de görüntüsünü ben size alayım. Onlarla ilgili bir konser yapılacak. Zannedersem cuma günü bir onların tabir ettikleri onur yürüyüşü yapılacak. Daha sonra da festivalleri son bulacak. Ben tekrardan şöyle geçtiğimiz yolu şöyle bir arkadan göstereyim size. Bakın, burada cadde trafiğe kapatıldı, peatonal hale getirildi diye söylemiştim. Polisler tabii ki kontrol yapıyor. Burada gördüğünüz üzere çantalarda kristal, delici ve kesici herhangi bir aletin olup olmadığı yönünde kontroller yapılıyor. Ki herhangi bir arbede çıkıp insanlar birbirine zarar vermesin diye. Sıradan ülkemizde yapılan rutin kontrollerin benzerleri. Bakın, konser alanına bağlanan caddelerden bir tanesini görüyorsunuz burada. Seyyar tuvaletler var. Bakın,
Yine LGBT'nin bayrağına uygun olarak konulan seyyar tuvaletler değişik renklerde daha ileride görebiliyorsunuz. Evet, tiyatro binasını görüyorsunuz. Meryem Ana ve kucağında çocuk İsa tasviri var ön tarafında. Gün karşıdan batıyor yavaş yavaş. Bakın yine trafiğe kapalı caddelerden birini görüyorsunuz. Bu festival için akın akın insan geliyor. Buradaki iş merkezlerini ve otelleri görüyorsunuz. Bu kim paradan
Görüşmek üzere.